Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığı yayınlıyorlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Saat köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün size bu yağ yeşili arkadaşlar. Çok tatlı. Kameraya biraz e, rengi farklı yansıyabiliyor ama ışıktan dolayı. Bu yazmaya sıralı bir model yapacağız şöyle sarı rengimizle de. Sarımızın rengi de 443 arkadaşlar. Tığımız da 22 numara. Evet şimdi modelimizin yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar, yemenimizi bu şekilde ikişer zincir çekerek tığ battılarını hazırlıyoruz. Şöyle bir iki zinciri tutturup e, tığımız sarı ipimi bir defa tığımın başına doluyorum. Hemen bu köşeden şöyle tığ battının içine girip 2 2 alarak trabzan yaparak başlıyorum. Şöyle dibine bir zincir. Bakın arkadaşlar şöyle 2 tığ battı büyüklüğünde orta boy olacak şekilde bir örümcek yapıyorum. Sonra bir defa yine tığımı doluyorum. 1 2 3. tığ battımın içine giriyorum. Bu şekilde 2 2 alarak buraya bir trabzan yaptım örümceğimizin büyüklüğü iki tığ battıdan daha büyük olacak yani biraz artacak şöyle 1 2 3 4 ve 5 zincir dönüyorum bu trabzanım ile bakın örümceğimin kapattığım nokta tam tepe noktasına bu şekilde şöyle sıkı sıkı kapatıyorum ve 5 zincir çekiyorum hemen döndüm bu 5 zincirli yuvanın tam ortasından girip buraya kirpiğimi kapattım. Şöyle tek katını düzeltelim. 1, 2, 3, 4 zincir. Sadece baştakini 5, diğerlerini 4 zincir çekiyoruz. Şöyle minik minik kirpiklerimiz olsun. 4 zincir kapatıyorum. Bu üçüncü kirpiğim. Tekrar 4 zincir bu 5 zincirli yuvaya 4'er zincirden 5 tane kirpik yapacağız bakın arkadaşlar sonuncu 4 zincirimizi kirpiğimizi de çekip hemen kapattım buraya hemen dibine bir tane zincir çekiyorum yine buraya örümcek yapacağız şöyle örümceğimizi iki tığ battı büyüklüğünde yapıyorum ve bir defa tığımı doladım iki tığ battı atlayıp üçüncü tığ battımın içine aynı işlem 2-2 iki, iki alarak aynı ilk başta yaptığımız gibi buraya trabzan yaptık şimdi tekrar 5 zincirimi çekiyorum ters çevirdim arkadaşlar bu noktaya bu şekilde örümcekle trabzanın arasındaki noktaya kapattım 1-2-3-4-5 zincir İlk kirpiğimizin ki 5 zincir sonrakileri dörder zincir yapacağız şöyle tam orta noktasına kapatalım bu bir ilk kirpiğimiz 1 2 3 4 zincir ikinci kirpiğimiz şöyle 1 2 3 4 zincir üçüncü kirpiğimiz 3 4 5 zincir tekrar 4 zincir yine yaptık çok kolay arkadaşlar sıralı şöyle dibine yine bir zincir çekiyorum bakın şunu da yapıp şöyle biraz iki tığ battı şeklinde ipimizi uzattığımız şekil tığ battığımızın arkadaşlar şey örümceğimizin uzunluğu kadardır ipine kadar uzatırsak örümceğimiz o kadar büyüklükte olur 2 tane tığ battı atlıyorum yine 3. tığ battıma şöyle iki şöyle iki alarak bir tane trabzan yaptım bakın arkadaş şimdi şunu bir göstermek istiyorum şimdi arkadaşımızın e, attığı şurada hemen bu yaptığımız çiçek var ya hemen burada başlanıldığı için o da yere yatmış bu en son e, bu ilk boş yapılacak çiçeksiz arkadaşlar e, bu boş yapılacak sonra ikinci trabzana çiçeğimizin yapımı ve üçüncü bakın iki tığ battı atlayıp üçüncü tığ battı ya bu şekilde tekrar trabzan yapılıp devam edilecek arkadaşlar bu sıra böyle gidiyor umarım demek istediğim anlaşılmıştır zaten kolay bir model daha önce yapılan bir modelde olduğu için resimdeki resmi olduğuna göre yapımı kolay bir model şimdi buraya ben 5 tane zincir çekip yuva yapacağım yine 5 zincirimi çektim ve bakın buradaki örümcekle trabzanı kapattığım noktadan yine 5 zincirimi kapatıp yuva yapacağız şöyle sıkı sıkı 5 zincirimi çektim hemen dönüyorum ve bu 5 zincirli yuvanın içine tam ortasına arkadaşlar kenarlarından ip almayın. Şurası sıkı kapanırsa geri dönüş sık iğne sıkı kapanırsa yuvanın ilmekleri böyle kirpiklerinizi elinize dolaşmaz, içeri girmez. Evet, bu püf noktasında verdikten sonra yine 4 zincirimi çekiyorum. Buraya ikinci kirpiğimi kapatıyorum. Yine 4 zincir Buraya yuvaya kapattım bu şekilde sabitledim. 4 zincir kapatıyorum. Tekrar 4 zincir. Kapattım arkadaşlar buraya yuvaya. 5 tane kirpik yaptım. Dibine bir tane zincir yapıyorum. Şöyle bakın. Şunu demek istiyorum arkadaşlar. Örümceğin ipini ne kadar uzunlukta yaparsanız örümceğiniz de o kadar büyüklükte olur. Yani ilk başta ipi nasıl çekerseniz hangi uzunlukta çekerseniz o kadar büyüklükte örümceğiniz olur. Bir defa doladım ve iki tane atlayıp üçüncü tığ battıya şöyle tam ortasından girelim. Kameranın ışığı bazen vuruyor bembeyaz yapıyor arkadaşlar. Bu şekilde yine 5 zincir dönüyorum buraya tam tepe noktasına sık iğne ile sabitliyorum bakın bu sık iğneyi böyle sıkı sıkı yaptığınız takdirde yuvanızın içine rahat bir şekilde dönüş yapabilirsiniz Evet şimdi arkadaşlar 3 tane yaptık aynı işlemi tekrar etmeye gerek yok daha fazla internetinizde gitmesin ben bunu üçün yanına bir üç daha katıp hemen geliyorum Evet birinci sırasını tamamladık. Şimdi ikinci sırası için yeşil rengimle yapacağım. Tülbentimin renginde. Şöyle arkadaşlar sarının içine girerek yani iki telini aldım. Sık iğne ile sabitledim. Bir tane daha sabitliyorum. Şöyle iki zincirimi çekiyorum. Bir defa doladım. Ve yuvaya girdim. 2 2 alarak bu şekilde trabzan yaptım. İki zincirim ve trabzanım iki tane trabzanımız olmuş oldu şimdi arkadaşlar tekrar iki defa tığımı doladım yaprağımın şöyle oturaklı görünmesi için iki iki dolayarak yapıyorum trabzanları kaybolmasın çiçeklerimin arasında 2 ve 2 bu şekilde üç trabzanımız oldu tekrar iki defa doluyorum hemen buraya girdim bir iki 2 2 bunu 4 seferde biraz daha uzun yapmak için bu sık iğnemiz için arkadaşlar tekrar 4 tane zincir çekip son yaptığım bu trabzanımın arasına giriyorum ve buraya kapatıyorum şöyle ince bir serafet vermek için buraya sahte sık iğne ile yani arkadaşlar arasından geçiyorum ikisini beraber almıyorum şöyle arasından geçiyorum 4 toplamda şöyle bir bolluk olsun bombililik olsun çiçeklerin arasında kaybolmasın yaprak bu şekilde 5 tane sık iğne yaptım minik yaprağımıza ve yine bakın örümceğimin içine sık iğne ile sabitledim buraya şimdi 6 tane zincir çekiyorum Ve arkadaşlar şöyle arkadan dolanmak için köprü oluyor. Eğer bu çiçeğinizi topaklarsak çiçeğiniz ortaya doğru hoş durmaz. Bunu bakın bu iki tane telini alıyorum örümceğimin. Şöyle anlatayım bakın arkadaşlar. Bu arka kısmı eğer çiçeği 3 zincir veya daha az çekersek daraltır. Çiçeğimiz hoş durmaz. Çiçeğimizin hoş durması için bu şekilde arkasının rahat olması lazım bakın bu şekilde hemen dibine bir sık iğne daha yaptım bir zincirimi köprümü sabitlemek için bir tane de çiçeğime başlamak için bir sık iğne yaptım bir iki zincir bu iki sık iğneyi unutmayın yaprağın güzel durmasında e, çok e, işe yarıyor arkadaşlar bir defa doladım hemen örümceğimin içine giriyorum iki iki alıyorum iki tane trabzanım oldu yine iki defa doluyorum şöyle Aynı örümceğimin arasına girip 2 2 şöyle 2 olarak aldım. Örümceğeğimizi bol yapmamızın sebebi bu yaprakları rahat yapabilmek için. Tekrar bakın 2 defa tığımı doladım. Hemen örümceğimin arasına giriyorum. 1 2 2 ve 2. Ve 4 tane zincir çekiyorum trabzanımın arasına girip bakın buraya kapatıyorum tomurcuk olarak hemen buraya 5 tane arkadaşlar sahte sık iğne yapıyorum yani sadece tığımdaki ilmekten geçiyorum bu daha hoş bombililik verdiği için bunu tercih ettim arkadaşlar siz normalde yapabilirsiniz tabi görüntüsü açısından şöyle ekranda görünürlük açısından bunu tercih ediyorum Evet. tekrar tane daha beşinci ve sonuncuyu yapalım sabitledim ve son kez yine bu iki teline giriyorum sık iğne ile sabitledim yaprağımızın oluşumu bu kadar arkadaşlar yine aynı şekilde altı zincir ve arkadan bakın şöyle köprü mesafesini görüyor buraya örümceğimin arasına girip sık iğne ile sabit tutturdum yine iki tane zincir çektim şöyle arkadaşlar bunu da yapalım bakın iki tanesini yaptık çok da hoş duruyor duruşu güzel duruyor Evet yaprağımızın yapılışı da bu şekilde şimdi ben diğer yaprakları tamamlayıp hemen geleyim arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın modelim bu şekilde oldu Şöyle hiç ütülemedim dahi arkadaşlar. Şöyle millet ütüleyip de geliyor. Şu yapraklarının kalıp gibi duruşuna şöyle marullaşıyor. Hatta ütüledikleri halde marullu gibi duruyor. Kalıp gibi bir model yaptım. Buradaki püf nokta dediğim gibi bu yere yatıyordu. Mesela bu burada vardı. Bununla başlamayın arkadaşlar. Sadece trabzanla başlayın. Modelim de bu şekilde. Hatta bu şimdi ben örnek amaçlı buradan başladık ama yaprağınızı da bir tık çiçeğin önünden başlayabilirsiniz ee, ilk başlarken yani siz o şekilde çiçeğin önünden daha destekli olduğu için yaprağınızı da o şekilde başlayabilirsiniz Evet arkadaşlar bu şekilde İnşallah isteyen arkadaşımız da net bir şekilde anlatmışımdır şöyle hiç ütü dahi görmeden şöyle ters tarafından da ütülerinize tabi bu ipler inceliyor arkadaşlar arkadaşlarımız ütüleyip böyle geliyorlardıkları halde marullu gibi duruyor. Bakın bizimki kalıp gibi durdu. Siz de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.